Hoş geldiniz diyorum ben şimdi. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? İyiyim, eksik olmayın. Sizlerle olmaktan dolayı da mutluyum. Çok teşekkür ederiz. Bizler de onur duyduk sizi misafir ettiğiniz için. Programımızda sevgili İdi Bilge bizi ağırladığı için. Sağ olun, iyiyim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler de iyisiniz sevgili İsmail Oğuz. İsmail'cim de eşlik. Evet, bu gecemizde eşlik edecekler bizlere. Sizlere eşlik edecekler. Çok güzel parçaları, güzel sohbetler içinde dinleyenlerimiz. İzleyenlerimize sunacağız inşallah. Evet sevgili hocam, biraz hemen bir özetle Mehmet Postay'ı bir hatırlatalım dinleyenlerimizi, izleyenlerimizi bir bilgilendirelim tekrar. Zaten herkes biliyor artık, yıllara sanat öğrencisiniz. Evet, şimdi ben Milli Eğitim mensubuyum. Yıllarca İzmir'de, yıllarca 69'dan beri İzmir'de değişik okullarda öğretmenlik yaptım. Müzik kursları yaptım, halk eğitimlerde müzik kursları yaptım. Buralar çalıştırdım, enstrüman ve müzik dersleri verdim. Koralarımızda işte güzel güzel konserler verdik. Biz gerçekten çok kaliteli çalışmalar yaptık. Arkadaşlarımız hepsi çok iyi insanlar ve çok değerli dostlarımızla dostlarımız oldular. Onlarla mutlu oldum ayrıca. En son yani bütün bu çalışmalarda başlarsak çok uzun sürer ama en son bizim huzurevi var Güzelbahçe'de. Evet. Orada bir koro oluşturduk ve şu anda da eğer korona gibi bir problemimiz olmak olsaydı orada bu çalışmalarımıza beraber arkadaşlarla birlikte devam ediyor olacaktık. İnşallah koronadan sonra da başlıyor. Evet, maalesef bu pandemi, korona dediğimiz evet. Rahatsızlık tüm dünya gibi ülkemizi de etkiledi, hepimizi etkiledi. Evet. Birçok branşta ama galiba en ağırlıklısı da müzikte özellikle her şeyi sekte vurdu maalesef. Evet. Ben programda misafir ettikçe sanatçı dostlarımla sohbetleri sürekli yapıyoruz. Özellikle müzikte çok mağdur olan insan var maalesef. Ben bu arada özür dilerim. Unutmayın diye diyorum yapan. Murat Bey kardeşimize, İrem Su Hanım'a, sizlere bizi misafir ettiği için, elinde ağırladığı için, İrem Bilge hocamıza. Çok teşekkür ediyorum. Bizler de teşekkür ediyoruz. Evet. Paylaşılınca bunlar güzel oluyor. Elbette. Yoksa ben tek başıma bunu yapmışım. Çok anlayışlı oldu. Çok yani. Bizler çok teşekkür ediyoruz. Sevgili yayın müdürümüz Murat Aygün, sevgili yayın yönetmenim İrem Söztürk. Ve tüm radyo sohbet ekibi olarak bizler de sizleri ağırladığımız için tabii İdil Hanım'ın evinde sizlerle böyle güzel programa nail olabildiğimiz için bizler de gurur duyuyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Evet, bir Çanakkale Öğretmen Okulu eğitimi görüyorum hocam. Öğretmen Okulu. Biraz oradan bir konuşalım mı? Eskiden vardı, şimdilerde yok artık öğretmen okulları. Benim eşim de çünkü öğretmen okulu mezunudur, öğretmen okulu eğitimi görmüştür. Eskiden yani oralardan yetişen öğretmenlerin çok daha kaliteli olduğunu bilirim ben. Yani şimdilerde yok artık eğitim fakülteleri var ama bilemiyorum yani o öğretmen okullarının yerini tutar mı ne dersiniz? Hayatımda bir de şunu yapsaydım diye içimde hiçbir şey kalmadı. Evet. Çok memnunum ve mutluyum insanlıktan. Ama en çok öğretmen okulu mezun olmaktan mutluyum. Öğretmen okulları o zamanlar Türkiye'de birer yıldızlı eğitim. Çok kaliteli eğitimler veriyordu. Evet. Ben dışarıdan bir okul gittikten sonra formasyon almadım. Sonra eğitim üniversite gittim ben. Orada ben şekilde devam ettim. Eğitim alışımı. Mesela çocuk edebiyatı, çocuk psikolojisi, psikoloji, pedagoji, formasyon, şunlar bunlar hem okuduk hem de uygulamalı onları orada öğrenmiş olduk. Çok kaliteli olduk. Düşünebilir misiniz? 18 yaşında öğretmen oldum. Bana bir okulun müdüreyle anahtarı teslim edildi. Ben 5 sınıf beraber bir dersen içinde Hem öğretmeni hem müdürü Yani ben yaşa dikkatimizi çekiyoruz. İşte 18 yani. Evet. Ve ben öğretmen okuluna kendim 15 yaşında gittim, sınava girdim.
Şimdi 15 yaşındaki çocuğumuzun kolundan tutuyor, gayet de bitiyor. Aynen, şimdi 18 yaşındaki gençlerim sadece üniversiteye başlangıç çalıyor. Evet, başlangıç çalıyor. O yaşındaki ben de çok güzel mandolin çalmayı orada öğrendim. Önce mandolin benim çaldığım zaman. Orada öğrendim. Keman dersleri aldım. Müzik hocamızla yatılı kalıyordum. Bizim de 3 sene keman dersi aldım. 3 sene piyano dersi aldım. Konservatuvar değil, müzik okulu değil ama hocamızın da tabii bir avantajı oydu. O yatılı kalmasıyla ben orada bütün bunları akşamları biz ayırdık 4 arkadaşımız. Orada çalıştırdık. Eksik olmasın. Bunlar çalışmasın. Yani şimdi güzel okullardı ve eğitim olarak da çok farklı çalışmalar vardı. Evet. Evet. Çok güzel. Dediğim gibi ben de biliyorum. Yani o dönemlerin eğitim kalitesi çok öğretmen okullarının eğitim kalitesi çok farklıymış. Evet. Şimdilerde biraz üzülerek görüyorum. Yani eğitim fakültelerimiz var. Gene görevini layıkıyla yapan çok sayıda öğretmen dostumuz, arkadaşımız var. Teşekkür ediyorum ama gitgide eğitim sistemimizde maalesef bir geriye doğru gidiş, bir çökme var sanki. Maalesef o sizlerin dönemindeki, hatta bizlerin, gençliğimizlerin dönemindeki üniversite eğitimleri, akademik eğitim kaliteleri maalesef pek yok gibi şimdilerde. Olmuyor yani, çünkü her şey, ilgi alanları değişti, ekonomik şartlar değişti, efendim işte sosyal yaşayış anlayışları farklı oldu, onlar değişti, çok şey değişti. Böyle olunca da birçok yere bölünüyor çocuk ve evet. İstediğimiz gibi belki de yönlendiremiyoruz, eğitim veremiyoruz. Peki hocam, sohbetimiz devam edecek. Ben çok kelimelere boğmadan daha hocam. Çok müzikle, özellikle Türk sanat müziğini sanıyorum birçok izleyicimiz özledi. Benim de hedefim, isteğim sürekli ve aklımın köşesinde olan şey bir Türk sanat müziği programı naçizane yapmak radyoda. Onun için hazırlıklarımı yapıyorum. İnşallah yakın zamanda onu da bir hayata geçireceğiz. Bu da ilk adımı olmuş olsun tabii, inşallah diyorum. Güzel şey. Türk sanat müziğini, bizim müziğimizin can damarı aslında, onu bir gençlerimize, yeni yetişen nesillere evet. mutlaka hatırlatmak. Evet. Unutturmamak evet. hepimizin borcu diye düşünüyorum doğru, inşallah. Doğru, sevgilerinin yollarını, insanları bulmamız gerekiyor. Ve dediğimiz gibi gençler de veya bizi izleyenler de hemen gene bir müzikle es verelim, evet. Gene bir parçayla devam edelim hayır, diyorum. Hayır. Gene ki. Sizden bir Muhayyer Kürdi bir parça, hiç aklımdan çıkmıyor, boynuma sarılışın. Doğru telaffuz ettim değil mi hocam? Evet, sizlerden gene alalım. Teşekkür ederiz.